Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Spirit oynuyoruz. Hem uzun zamandır oynamıyoruz, sizler istiyordunuz. Hem de yeni gelen şövalyenin perkiyle güzel bir build ortaya çıkardım. Ve bu build ile oynadım, çok güzel verim aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tabii ki de videomuza geçmeden önce geçen hafta yayınlamış olduğum videoda bir mikrofon çekilişinin olacağını söylemiştim. O mikrofon çekilişinde hemen videoya başlamadan önce bir çekelim bakalım kim kazanacak. Şöyle şu şekilde sitemizi açtım. Simplilers diye bir tane site. Bu siteden daha öncesinde zaten çekiliş yapmıştık. Buraya koydum, bu şekilde ileri diyoruz. Daha sonrasında kazanan sayısını çekeceğiz. İki tane de yedek talihlimiz olsun. Çünkü kazanan arkadaş eğer yollayamazsak diğer yedek arkadaşlardan bir tanesi çıksın istiyoruz. Başka da herhangi bir çekmemiz gereken bir ayar yok burada. Hepsine baktım ve ileri diyoruz. Yorumlar çekilmeye başlıyor. 214 tane yorum arasından bakalım kime çıkacak. Nerede çıkacağını da bilmiyorum. Her zaman çekiliş yapmadığım için tam olarak bilmiyorum. Şöyle aşağı kaydırıyorum bakalım. Aha, çekiliş için geri sayım süresi varmış burada. Buldum ve çekilişi ilk önce bir katılımcıları mı görsem? Aynen. Şöyle bütün herkesin yorumu var arkadaşlar. Bayağı 200 tane, 300 tane yorum, 200-250 tane yorum var açıkçası. Şöyle bütün katılan arkadaşların yorumları burada. Daha fazla dip atta tamamında görebiliyorum sanırım. Aynen. Bu kadar. Bütün katılan arkadaşların yorumları burada ve buradan artık çekilişimizi yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak ve yeni gelen iki tane talihliyi de bakacağız. Kazanan arkadaşlar yine bana Discord üzerinden ulaşmasını istiyorum. Kayra yerli kaya kazandı. Çıkarsa yayınlarımda daha güzel bir ses kredisi vereceğim. Şimdiden teşekkürler demiş. Kayra kazandı. Kayra bana ulaşman lazım. Bana Discord üzerinden ulaşırsan sana hediyeni takdim ederim. Eğer Kayra'ya bir hafta içerisinde ulaşamazsam arkadaşlar, bu iki arkadaşlar da benimle iletişime geçsinler. Rıdvan Sayın ve Muhammed Durmuş. Bu iki arkadaş da benimle iletişime geçsin. İlk önce Kayra'ya vermeye çalışacağım. Bir hafta içerisinde ulaşamazsam Rıdvan ya da Muhammed'den birine ulaşmaya çalışacağım. Hayırlı olsun. Katıldığınız için de teşekkür ederim ayrıca. Ve şimdi bu ildimize geri dönebiliriz. Hadi ilk önce eklentilerimize, daha sonrasında avantajlarımıza geçelim. Kanalımızın büyük sponsoru Core Games ile videomuza küçük bir ara veriyoruz. Core Games yüzlerce oyuna ev sahipliği yapan, hatta oyun oynamakla birlikte oyun yapma olanaklarını sunan bir platformdur. Her türden oyunu içerisinde barındıran bu platforma açıklamadaki linki kullanarak arkadaşlarınız ile birlikte ücretsiz bir şekilde dalabilirsiniz. Platforma girdiğinizde hemen öyle afallamayın diye size son zamanlarda çıkmış olan 3 oyun tavsiyesi yapacağım. Birincisi Tower of the Universe. Aşama aşama önünüze çıkan yaratıkları keserek ilerlediğiniz, daha sonrasında kazandığınız paralar ile silahlarınızı güçlendiğiniz bir oyun türü ve bir yerden sonra gerçekten çok zorlaşmaya başlıyor. İkincisi ise Haunting of the Reveling Villa. Tema olarak Outlast'a çok benziyor açıkçası. Terk edilmiş bir çatı içerisindeki bulmacaları çözerek anahtarlar buluyorsunuz. Her bulduğunuz anahtar ise yeni bir kapının kilidini açıyor. Görsel olarak gerçekten beni çok tatmin etti. Çok güzel tasarlanmış. Ve son olarak da Snowball Rampage arkadaşlar. Aslında çok basit bir mini oyun. Amacınız platformun üzerinde rakiplerinize karşı durabilmek. Elinizdeki silahlar birbirinizi öldürmek yerine aşağı itmeye programlı. Platformun üzerinde kaldıkça da puan topluyorsunuz. Bu puanda da en yüksek puana ulaşan oyunu kazanıyor. Ve tabii başta da söylediğim gibi Core Dünyası sizlere oyun yapma imkanı da tanıyor. Hatta yaptığınız bu oyunlarla para kazanabiliyorsunuz. İster sıfırdan başlayın, ister kurgulanmış basic atölye haritalarını, hatta dilerseniz de diğer kullanıcıların açık olarak paylaştığı platformlardan başlayarak istediğiniz oyunu birkaç adım önde yapmaya başlayabilirsiniz. Videomuza sponsor oldukları için Core Games'e çok teşekkür ediyoruz. Açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde katılabileceğinizi unutmayın. Keyifli seyirler. Şimdi yine eklenti ve avantajları teker teker anlatmak yerine size yapmak istediğim komboyu açıklıyorum. Eklentilerimiz şunlar: öncelikle stun yediğim zaman özelliğimi dolmasını sağlıyor. Kırmızı addon'da bir palet ya da duvar kırdıktan sonra özelliğimi dolmasını sağlıyor. Yani stun yersem özelliğim geliyor, palet kırarsam ya da duvar kırarsam özelliğim geliyor. Bu da oyun içerisinde sürekli bizim modda dolaşabilmemi sağlayacak. Geçiyoruz avantajlarımıza. Paletlere kafa atacağımız için dayanıklı lazım bize. Palete kafa atıyoruz. Ardından kibir tetikleniyor. Kibir tetiklendiği sırada da bu yeşil addon bizim özelliğimizi dolduracağı için o survivor'a gidip tek atabileceğim arkadaşlar. Bunların yanında da bunları destekleyebilmek için hayvani güç var. Kırmızı addon'u daha rahat çalıştırabilmek için ve ruh öfkesi var. Yine dayanıklı ile birlikte güzel bir combo oluyor. Paletlere kafa atacağız. Bize palet stun atan Survivor'da kibirle birlikte tek atmış olacağız. Jentörle tutacak çok fazla bir şey olmadığı için biraz korktuğumdan more aldım. Umarım ihtiyacımız kalmadan daha rahat bir maç kazanırız. Hadi şimdi de maçımıza geçelim. Let's go. Gerçekten tam bir anti palet buydu arkadaşlar. Legion'da da bu tarz bir build'im vardı biliyorsunuz. Onu iki defa çektiğimi hatırlıyorum kanalda, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da aynısının split versiyonu. Gerçekten o kadar tatlı ki The Game'de 3 jentör kala win almıştım ben bu build'de. Dedim ben bunu kesinlikle videosunu çekmeliyim. Çünkü çok tatlı bir build. Şöyle karşıda bir Survivor gördüm. Hemen onun üzerine doğru gideceğim. Ve tamam. İlk hasarı aslında böyle dümdüz atmak istemiyorum. Çünkü
palet sanattıkları zaman onlara tek atabildiğim için paletlere kafa atıp sonrasında Survivor'a tek atmak daha rahat hissettiriyor açıkçası. Aşağı mı atladın sen? Enayi misin kardeşim? Oo, balansım var. Okey, benim de modum var senin balansın varsa. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Buradaki palete atmak isteyecek diye düşündüm ama saçmaladı birazcık. Okey, ilk okumuzu daha rahat bir şekilde aldık. Adam hiçbir şekilde palet devirmedi. Burada jeneratör yapan bir Nia'mız varmış. Nia'cım. Okey. Öyle güzel bir şekilde hasarımızı aldık. Medkitlerin olmasa normal şartlarda tilt olurum ama bu build'de herhangi bir şekilde tilt olmuyor. Çünkü full canlı olmalarının bana herhangi bir zararı yok arkadaşlar. Ve burada Nia hata yaptı. Onu da düşürdük. Kolay bir maç geçecek herhalde. Şu kapıyı kıracağım ki özelliğim hemen geri gelsin. Ve şurada heal'lanan Luni'nin üzerine doğru özelliğimi kullanabilirim. Bana fener tutmaya çalışıyordu. İlginç bir taktik ama başaramadı. Tekrardan Luri'ye asacağım. Luri'den bir Decisive geldi. Asamadım bu arada. Okey ama Decisive seni çok kurtarmayacak. Çünkü nerflü biliyorsunuz. Benim son build'de ne kadar güzel işlevli bir şekilde kullandım gördünüz ama ah be, yetişemedim. Altındaki pencereden geçmeye çalışabilir diyecektim. Yine balans attı. Okey, hiç sıkıntı değil. Bu paletlerden zaten korkmuyorum. Hepsine kafa ata ata ilerleyebilirim. İçeri doğru slow bolt attığını görünce hemen hızlıca aldım. Normalde çok fazla palet devirirsiniz. Sırf anti palet yaptım diye şu anda palet devirmiyorsunuz resmen ya. İlginç. İlk 3 tane hukumu hiçbir şekilde daha palet devrilmeden almaya başardım. Garip bir durum. Nia burada bana stun atarsa çok güzel olacak. Hemen modum gelecek çünkü. Ve ardından tek yemeye başlayacak. Hasarımı da vurabildiğim için mutluyum çünkü. Çünkü sesini daha rahat takip edebileceğim. Mod sırasında birazcık susmam gerekiyor. Üzgünüm. Çocuk quit attı. Kudurdu bu duruma ve ben şuradan ilk ruh öfkesi steğimi alıyorum. Özelliğim yok şu anda ve birinden stun yemek için can atıyorum gerçekten. Biri bana stun atsın. Hem özelliğim gelsin hem de ben ona tek atabileyim mesela bu palette arkadaşlar. Şöyle özelliğimi açıyorum ve rahat rahat içeri girecektim de. Oğlum ne yaptı adam, nereye gittin, mal oldum. Ah, yok oldu bir anda gözümden. Nereye gittin? Gerçekten bu spot'a kadar girdin mi? Yani evet, bu taraflara doğru girdi. Okey, ben birazcık afalladım açıkçası. Şöyle tamam, Ace'i buldum tekrardan. O spotta bir daha o şekilde özellik açmayacağım açıkçası. Beni birazcık bu durum korkuttu. Tekrar moda girer gibi yapsam. Evet, AC'ne yürümeye başlayıp mod spotu saldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki jeneratör kaldı bütün bu olaylara rağmen. Çok ilginç. AC'i özellikle tekrar kovalayabilirim. Dışarıya doğru bolt attı içeriden slow bir şekilde. Ve burada öldüreceğim. Dedard'ın var mı? Gayet güzel. Bekledi o da ve düşürmeyi başardım. Şurada bir hoodie var. Hoodie mi ne bu çocuğun adı? Aynen bu var ama yine bayağı uzaklaştı ve palet save atmaya çok uzak. Rahat rahat alabilirim. Tak. Bunu da buraya astık. Şurada bir Lurim var. Lurie'ye vurmayacağım. Şöyle palete kafa atmak istiyorum. Beni stunlasın ki ona tek atabileyim. Gördüğünüz gibi hemen ardından özelliğim de geldiği için burada Lurie'yi düşürdüm ve tek atmayı başarıp ardından Mori'yi de koyuyorum arkadaşlar. Bak çok tatlı gerçekten. Hani böyle bir split'e karşı gerçekten oyun oynamak istemezdim. Sanatsanız bir dert, atmasanız vuruyor, her şey kafa atıyorum. Şimdi ruh öfkem geldi. Herhangi palete kafa atsam direkt çocuğu öldüreceğim. Yani özelliğe bile gerek yok. Hatch'i ben buldum arkadaşlar. Hemen kapıların kontrolüne başlayalım. Herhangi bir... Oo, kapılar bayağı uzakmış birbirine. En son çocuğu bu saatte gördüm. Aa, çocuk o kapıyı açıyor. Evet arkadaşlar, sonunda görmeyi başardık. Şöyle umarım kaçar. Bu sefer kandırmak yerine onu kovalayacağım. Çünkü Speed Free'm var ve Enduring'im var. Ona bu komboyla tek atmak istiyorum. Şöyle benim içeri döndüğümü zannede paleti kafama devirse. Double hit oldu. Aslında double hit olmasını istemiyordum ama birazcık geç devirdiği için. Burada bu şekilde öldürdüm. Eğer hasar vermeden de devirseydim zaten kibirden dolayı. Tek yiyecekti kafama palet devirdikten sonra. Ve 4 kill'de çok rahat bir maçı kazanmış oluyoruz. Cani katil olduk gerçekten. Bu kadar kolay bir maçın ardından cani bir katil olmamız normal. 30k puan almışım. Pip alamamışım. Çok hızlı bitti çünkü haliyle. Ve Survivor'ın perkleri bu şekildeydi. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Let's go. Ve geçtik ikinci maçımıza. Split'i ya. Allah Allah, düzeltsenize kardeşim, ben bunu her seferinde bu şekilde görmek zorunda mıyım ya? Ve ilk Survivor'ımızı bu binanın içerisinde bulacağım. İki kişi sanırım. Pencereyi kullanacak mı? Yo. Neden? Neden bu kadar free bir hit yedin ki? Hiç gerek yoktu. Özelliğim de geldi ve yaralı bir Survivor'ı rahat rahat kovalayabilirim özelliğimle. Okey, Dwight'ı burada bulduk. Dedard'ına bastı ve çalışmadı, yere sürünmesini anladım. Okey, güzel bir şekilde ilk okumuzu yine aldık. Büyük bina yapılıyormuş. Biz de binaya geldik.
Ve sana yine free bir tane hit atabileceğim burada. Güzel. Arka pencereyi kullanıp muhtemelen büyük bir an içine geri girmeye çalışacak ön taraftan. Ama eğer özelliğim gelirse onun bu oyununu bozarım ki geldi ve... Okey. Ay, içime doğru yürüdüm. My bad. Burada doğru okuyamadım. Doğru ses takibini yapamadık. Ama hiçbir paletten korkmayışım. Seni öldürecek kankam. İğrenç de bir dedart attım bu arada. Sana gelmeme çok vardı. Okey. İkinci okumu da kolay bir şekilde aldım. Ya palet devirmiyor millet. Antipalet build yaptık burada ya. Gerçekten birileri yapmaya çalışıyor. Ah be, greplerim zannettim. O yüzden swing attım açıkçası. Tutmaya çalıştım. Hala orada çalışan birinin olduğunu biliyordum. Çocuk tam ben geldiğim anda kalkmış gerçekten. Yine free bir hitle başladık kovalamacaya. Özelliğimin gelmesini bekleyeceğim bu spottan çıkmadan önce. Okey, dümdüz koşmuş. Bu paletten yine hiçbir şekilde korkmadan dümdüz kafa atacağım arkadaşlar ve... Ne palete devirebilir ne de varsa dedardı. Atamadı. Ya kimse palet deviremiyor. Gerçekten antipalet. Gerçekten antipalet. Gördüğünüz gibi bakın devirtmiyorum bile adamları. O kadar güçlü build. Büyük binaya birinin girdiğini gördüm. Bunu asarken hemen devamında ben de gideceğim. Muhtemelen o kişi Mikela'ydı. Mikela'nın kostümüne benziyordu. İçeri girilmiş burada. Okey, şu janitörü bir daha tekmeleyeyim ben be. Tamam, burada erken moddan çıkacağım ve... Dwight'ın bir palete gitmesini istiyorum açıkçası ama Dwight free hit yemek için can atıyor ya. Gerçekten palette oynamalarını istediğim bu hitte hiçbir şekilde kimse palette oynamıyor. Hop, ah be. Adam yine paletten çıktı ya, inanılmaz. Ledard'ını da bekledik. Güzel bir şekilde Dwight'ı bir daha düşürdüm. İlginç maç geçiyor. Kimse palette vermiyor, çok garip. Şu diğer bina yapıyor olabilirler. Dwight hook'u saldı arkadaşlar. Dwight de pes etti. Gerçekten kimse bu build'in karşısında duramıyor şu ana kadar. Bu çocuk bakalım yapacak mı hamlesini? Yaptı. Ona bunu yapmasına bu sefer ben izin verdim artık. Çünkü canıma tak etti. İki tane vurmakla uğraşmak yerine bir tane vurmak istiyorum çünkü. Boş boş gereksiz burst alıyorlar. O burstlerle de uzaklaşıyorlar. O uzaklaşmayı istemiyoruz. Şöyle tekimizi atalım arkadaşlar. Tertemiz. Burada kimse var mı? Buradan aşağı atlamayı tercih eden bir Feng'imiz var. O takası yapalım. Feng bana uyar. Almayı başardın. Tebrikler ama bu palet hiç umurumda değil. Ah be, paleti kafa atamadım. Dümdüz koşacak mısın? Hayatta kalamazsın. Yandan atlamayı tercih edebilirsin. Ben de buradan atlarım. Atlamasaydım daha iyi de olabilirdi aslında ama şu tarafa doğru gidiyorsun. Yaralı bir şekilde yakalarım seni. Hop, içime doğru girmeye çalıştı. Dedard'ın ezbere attı gerçekten. Benimle hiç alakası yoktu. Okey, sıkıntı değil. Bu palete de kafa atabilirim. Aynı şekilde özelliğim tekrardan geri gelmiş olur. Ve hiç bu agresif hamleleri beklemediği için yine düşürmeyi başardım. Feng'i astım. Gittim bir paleti kırdım. Şimdi ikinciyi kırıyorum. Palet kırdıkça da zaten özelliğim geri geliyor. Ve şu anda ruh öfkesi aktif arkadaşlar. Aktif olduğu için bir sonraki palet kafama kırılacak. Ve kafama kırıldıktan sonra da ben o Survivor'a kibir sayesinde tek atabileceğim. Mesela o Survivor neden sen olmayasın Mikela? Solda bir palet var. Gitsene ona doğru. Aynen, atla. Ben sana daha vuramadım. Aynen, süpersin. Devir kafama şunu. Ne oluyor? Ya tam olayın doğru yaşanacağı sırada ne oldu? Output. Nerede çocuk? Ne oldu? Nereye gitti? Ayak sesi var sadece burada. Çocuğu göremiyorum. Çocuk yok oldu. Bir şey oluyor şu an, anlam veremiyorum. Göremiyor muyum ben çocuğu? Nereye gitti? Ayak sesi duyuyorum sadece. Çocuğun sadece ayak sesini duyuyorum. Hiçbir şey yok başka. Nerede ki bu çocuk? Hop. Ya kimi neyi kovalıyorum ben? Göremiyorum hiçbir şey. Bir şey oldu. Oğlum adam yok. Ah, şimdi göründü. Ne yaşadık biz ya az önce? Ne oldu ki? Ben anlamadım. Bug'a mı girdi? Split bug'ı mıydı? Adam modda girmediğim için bir daha full görünmez kaldı herhalde normal hayatımda. Hani normalde moda girdiğiniz zaman görünmemiyorsunuz ya survivor'lara. Şu şekilde. Adam öyle kaldı herhalde. Çok garipti. Yine ilk defa gördüğüm ve benim başıma sadece gelen bir şeylerden biri herhalde. Bu jeneratörü bitirecek misin gerçekten peki? Evet, bitirecek misiniz hatta gerçekten? Bitirdiniz gerçekten. Seni kovalayacağım çünkü senden hiçbir şekilde korkmuyorum. Bu paleti kafama istediğin gibi atabilirsin ama yine atmadın ya.
Bu paletleri neden kafama atmıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok bu arada. Atsanıza kardeşim. Feng'i kovalayayım. Feng kesin bu çalların içinden geri döner. Tabatan bir geri dönüyordu ama bu sefer daha delikanlıca oynadı. Peki. O zaman full özellikle kovalayacağım. Bak ya. Oğlum kalleşsin ya. Gerçekten. 2 lira okuyorum. 2 lira ama sen beni okuyorsun daha çok gerçi. Ha, vuramadığım için, salak olduğum için kazandım. Oley be, oley be. Hep benim başıma geliyordu Survivor'ken. Şimdi benim, ben onun başına getirdim. Morim var bu arada. Şöyle açık bir alana götüreyim. Oradan Morim'i atacağım. Şöyle sana açık bir alanda Morim'imizi koyalım Feng'e. Tak tak. Güzel. O çocuklar base'de iyileşti bu arada. Statülerin ikisi aynı anda doldu. İkisi de aşağıda muhtemelen kendilerini healladılar ve çıkmadıkları için hala aşağıda olduklarını düşünüyorum açıkçası. Ah, oh, gerçekten burada değillermiş. Aha, Mikaela, yine görünmez olacak mısın kanka kendi kendine? He? Şu paleti kafama devirsene ya. Ne olur artık ya, hadi. Yaparsın. Çocuk korkudan erken devirmeye başladı bak, gördünüz mü? Şöyle bir taktiğim var. Aksi bir pozisyon için. Mikaela yine gözümden kayboldu. Okey, Mikaela'yı takip edebilmek için hemen şunu kıracağım. Mikaela'da bir tuhaflık var ama hadi hayırlısı. Bak 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 bak, ne güzel düz yürüyor. Ne kadar güzel düz yürüyor. Şöyle burada bu paleti devirmeden hayatta kalabileceğine inanıyor musun? İnanmıyorsun. Bence de inanmamalısın zaten. Şimdi tekrar bir özellik. Hop 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 hop. Ben de seni göremedim. Tamam, güzel. Mikaela ile garip garip olaylar yaşıyorum. Bilmiyorum. Yani hile değil, bence bug. Oo, kardan adama girdi. Gördünüz mü kardan adamı? Bak bak, gideyim ona. Kardan adamla kaçıyor inan ya. Kardeşim. Sen buna inanıyor musun gerçekten? Bak gel bir. Gel şu tarafa da şu şeyi gösterelim bak. Nerede? Bir tane palet bulalım seninle. Heh. Bak şunu devir. Gel. Gel şunu devir. Aynen. Sonrasında sana tek atayım kanka. Teşekkür ederim bu şekilde uğraştırmadığın için. Okey. Ya bunun da morisi varmış. Morimizi de atalım, dur. 4 kill ile bu maçı da hızlı bir şekilde tamamladık gerçekten. 3. maça girebilirim çünkü ikisi de gerçekten çok kısa sürdü ve çok kolay maçlardı. Gerçi bunda baya garip bir şey yaşandı yani. O garip bir şeyi editte izlerken neler göreceğimi, ne oldu acaba diye daha rahat analiz edebileceğim. Oyun içindeyken bazen her şeyi anlayamıyorum. Acaba benim bir hatam mı vardı? Yoksa görünmez mi oldu? Hiçbir fikrim yok. Editte artık izlerken göreceğiz. 40k puan aldım. Bir pip almışım ve Survivor'ların perkleri de bu şekildeymiş. Hadi 3. maça da geçiyoruz. Let's go. Ben bütün bu tarz böyle bug'ları, garip olayları gerçekten üzerime çektiğime inanıyorum artık. Hastane geldi. Hastane normalde split için kötü bir map ama çok fazla palet olduğu için bazı spotlarda işimizi kolaylaştıracak ve o paletler sayesinde oyunu daha rahat kazanacağımıza inanıyorum. Ne kadar fazla palet olursa o kadar iyi aslında bu build için. Çünkü o paletlere güvenerek oynamaları Survivor'ların zaaflarından faydalanmamızı sağlıyor bir nevi. Ve ilk Survivor'ımızı ben bu laflarımı bitirirken bulmayı başardık. Yine free hit aldılar bu arada. Yani ben tek atmak istiyorum onları ama free hit alıp alıp duruyorlar. Tekrar bir özellik geçelim. Hop! Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun sen öyle? Bir de slow volt atıyor beni kandırmak için. Hayırdır kardeş? Böyle ters side'lara doğru. Hop! Burada bir boğun yakan bir eleman buldum. Sen nereye kardeş? Nereye? Sen de gel. Gel gel. Yolda bedava adam buluyorum. Adam topluyorum ya. Servis şoförü gibiyim kardeşim. Servis servis. Bildiğin otobüsçü gibiyim. Arkadan vermeyen kalmasın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne bu şimdi? Bu Adam'lar var ya. Hep böyleler. Hep. Hep hep. Hep böyle bu Adam'lar. Tak. Olmadı, sıkıntı yok. Bir daha mod. Tak. Okey, bir tane daha vurduk. Sıkıntı yok. Bir daha mod şimdi. Bir daha, bir daha, bir daha bitmedi. Okey. Kırdık. Bir daha mod. Hiç sıkıntı yok. Devam. Durmuyoruz. Durmuyoruz. Adam kardeşim, kaçamazsın, kurtulamazsın benden. Bak sana o kadar söylüyorum. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Devir. Devirdiğin bütün... Elayla flashlight olsaydı atıyormuşsun ha harbi. Onun gözdağını verdin değil mi bana?
Dedim bak atıyordum. Ayık ol. Doğa et elimde fener yok yaptın değil mi bana? Okey, güzel bir spot diyecektim de. Oo, balansla birlikte daha da... Ya ah be, nasıl stun yemedim. Okey, bir sonrakine split frame olacak. Özellikle devam edelim. Hop, burada yine slow... Sen çok slow atlıyorsun ha. Sen gerçekten fazla slow atlıyorsun. Bir daha atlarsan ölürsün. Bak, solda palet vardı senin için. Sana vuramıyorum, yetişemiyormuşum gibi düşün. Yetişemiyormuşum gibi... Ya oğlum, devirsene. Bir tane palet spotuna girsene artık lan. Split frame var. İçine mi doğuyor? Niye girmiyorsun? Ya bastın değil mi? Bastın onu. Evet evet, bastın. O medkit'e orada bastın ve 8 saniye beklemeliydim aslında ama bir ses gelmeyince, seni duyamayınca bir garipsedim durumu ve bu olaylar yaşanmış oldu. Şöyle, siz burada neden yüzüme baka baka 3 kişi janitor oturuyorsunuz peki? Edim, sen sağlam bir herifsin. O yüzden seni kovalayacağım. Paletlerle benim içimden geçersin diye düşünüyorum. Tekrar moda girelim. Gökten adam yağıyor ama üzerim o sırada. Oğlum ne oluyor? Ne garip olaylar yaşanıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Edem'e geri dönmek istiyorum. Edem. Kankam, biliyorum böyle yapacağını da. Yine bak, yine aynı şeyi yedin. Yani özelliğimi sonuna kadar niye kullanayım Edem? Gözünü seveyim. Sen yetkili bir abiye benziyorsun da sen... Ben niye her seferinde target değiştiriyorum ya? Neden böyle garip garip şeyler beni buluyor? İyileş, iyileş. Ah, kafama palet yedim kanka, tüh ya, nasıl yaptın onu sen öyle? Nasıl, bir de gözümün önünde iyileştin falan, ah ya. Çok iyisin kanka, belki bir dahakine. Ace, bir baygın duruyorsun Ace. Gel seni bir güzel bir yerine yatırayım kardeşim seni. Al o hook'u al. Adam o jeni aldı değil mi? Gel gel. Adam. Ya kanka al, mend yapmayı çok istiyorsan yaptırabilirim yani, benim için sıkıntı yok gerçekten. Özellik açalım. Tak, Adam'ı da buldum kokulayarak. Güzel, güzel. Çok çok güzel maç geçiyor bu arada. Çok hoşuma gidiyor şu anda. Adam'ı slagladım. Çocuğa da bir tane koyayım. Ardından özelliğimizi açalım. Yaralı Survivor kovalayalım. Jake'e de bir tane koyduk. Tertemiz ya. İşte aradığım maç bu. Aradığım maç bu. Aradığım heyecan bu. Süpersiniz. Devam. Sesi çıkmayan Iron Will'e olan bir arkadaş var. Split oynama zamanımı mı denk getirdin kanka? Iron Will almak için gerçekten. O palette oynarsan ilk önce modumu denerim. Sonrasında sana yürürüm. Bekle, bekle, bekle. Bekle, kıpraşma bir yere. Ne yaparsın böyle bir hareket yapsam? Korktun mu? Korkmadım, bak hala orada kalıyorsun. Okey, ben girdim bu sefer spota. Birazcık düzgün dönemedim orada, hata yaptım ama vurdum mu? Vurdum. Süper, süper. Aa, Maggie asmamıza gerek yok, Mori'm var. Ya şu Mori'yi kes ki adamı space'e basmadan önce alsam. Hep ben Mori kullanmayı unutuyorum bu arada. Bu durum hep bundan kaynaklanıyor. Önceki maçlarda da aslında böyle yapmak istememiştim. İlk Mori'mizi attık böylelikle. Güzel, iyi bir başlangıç. Diğerlerinin daha kaç hakkı var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu çocuk öldüğünde 4 kalacak değil mi? Aynen 4. Birinin daha bir asılma hakkı var. 2 kişi Mori'de şu anda. Jenerator yapılıyor mu? Selam. Tak. Kanka var ya bak, devirmen o kadar çok hoşuma gidiyor ki anlatamam sana. Tak. Jake, sen ne yapıyorsun lan? Okey, hiç sıkıntı yok. Bak, istediğin gibi kayabilirsin buralarda. Hiç benim için o kadar problem değil ki. Gel bakayım bir daha. Oo. Mal oldum. Ne oldum öyle ben? Bana bir şey oldu. Bir ses takip edemedim. Bir afalladım. Sen de bir afalladın gibi. Edem. Ben bu çocuğu öldüreyim. Jake'in Mori'si var zaten. Jake gel canım. Bir Mori'yi çakalım sana da. İyileşmelerini istiyorum. Şu anda kalan iki kişiden biri en azından iyileşsin. Roh öfkesiz kibir kombosu yapalım. Tayanikli ile birlikte. Ve o üçlü kombonun içinde Survivor'ı tek atmak istiyorum. Survivor'a. Burada bir Adam buldum. Adam. Haletlerden o kadar çok korkuyorsun ki artık, var ya bu saatten sonra. Senin neler hissettiğini tahmin edebiliyorum kardeşim. Şöyle launch atacağım o palete kafa atabilmek için. Sen de palete devirmeyip öleceksin. Bunun Morris'i yokmuş. Aldık. AC buldum. Kan izlerini buldum. Sen kardan adama mı girdin? Ace'den adam olmaz, kardan mı adam olur kardeşim? Ay 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 ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir afalladım ben de. Dedardın var mı? Dedardın var mı? Var mı? Hala bekliyor musun? Yok mu? Okey, o zaman son morimizle maçı kapatıyoruz arkadaşlar. Yine tertemiz, mükemmel bir maç geçirdik. Üçüncü maç yine çok daha güzel oldu diğer ikisine nazaran. Bu daha çekişmeliydi. Daha şahaneydi.
Bu ili de sizlere böylelikle göstermiş oldum. Çok tatlı. Kesinlikle oynaması. Janitörler biraz Allah'a emanet gerçekten. Ama hızlı bir şekilde düşürmeyi başarırsanız gördüğünüz gibi 3 maçı o kadar kolay kazandım ki sizlerde gördüğünüz 43 kova puan, 1 pip'ten fazla almışım ve Survivor'ın perkleri de bu şekilde. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'a basarsanız sevinirim arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz farklı katiller ya da bu itler varsa da yorumlara mutlaka yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca mikrofonu kazanan Kayra arkadaşımız da bana ulaşması lazım. Yedek tarihler de aynı şekilde Discord üzerinden bana ulaşsınlar. Ben de sizlere paketleyip göndereyim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.